Sayın kursiyerler, 43. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde bir restoran masasında neler bulunur? Bunları İngilizce olarak öğreneceğiz. A restaurant table. Evet, şimdi arkadaşlar rakamlarla verilmiş neyin ne olduğunu biz iki defa ben bunları tekrarlayacağım arkadaşlar. Evet, bir numara zaten hemen sol başta fork, çatal. 2 numara plate, tabak, knife, bıçak, spoon, kaşık. Bottle of beer, bir şişe bira. Dish, ana yemek, tam ortada duruyor arkadaşlar. Dish, yemek demek. Dish of pasta, makarna yemeği. Salt, tuz. Black pepper, karabiber. Bowl, kase. Glass of red wine, bir bardak kırmızı şarap. Bottle of fizzy water, bir şişe karbonatlı su. Vinegar, sirke. Oil, zeytinyağı. Glass of white wine, bir bardak beyaz şarap. Evet, bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. Fork, çatal, bir numara. Plate, tabak. Knife, bıçak. Spoon, kaşık. Bottle of beer, bir şişe bira. Dish of pasta, makarna tabağı. Makarna yemeği. Dish, yemek demek arkadaşlar. Salt, tuz. Black pepper, karabiber. Bowl, kase. Glass of red wine, bir bardak kırmızı şarap. Bottle of fizzy water, bir şişe karbonatlı su. Vinegar, sirke. Oil, zeytinyağı. Glass of white wine, bir bardak beyaz şarap. Evet, şimdi sağda bazı çoğul olan isimlerin arkadaşlar biliyoruz bir S takısı alıyor. Bir ismin çoğulu İngilizce'de. Ama sonu SH, CH, S ve X ile biten kelimelerin sonuna ise bir E ekliyoruz S'den önce. S takısı alacak. Dish, yemek. Dishes, yemekler. Glass, bardak. Glasses, bardaklar. Church, kilise. Churches, kiliseler. Box, kutu. Boxes, kutular. Evet, sonu F veya FE ile bitenler de F düşüyor. Yerine West geliyor arkadaşlar. Wife, karı. Wives, karılar. Knife, bıçak. Knives, bıçaklar. Evet, şimdi geldik alıştırmalarımıza. How many glasses are there? Masada kaç tane bardak var? 9 dedi. How many knives are there? Kaç tane bıçak var? Bakalım. 1, 2, evet 3 tane sandalye olduğuna göre 3 kişilik servis açılmış. 3 diyeceğiz arkadaşlar. 3. Kaç tane kase? 3. Spoons. Evet, yalnız 2 tane spoon var. Bir de tatlı kaşığı var. Bir yemek kaşığı var. Bir de tam ortaya konan, üstte yan olarak konan. 1, 2, 3. 3 doğru da 6. 6. Wine glasses, şarap bardağı.
Şarap bardağı şu uzunlar arkadaşlar. 1, 2. Evet, her birinde 2 tane var. O halde 6 tane. 6. How many plates? 3 kişi olduğuna göre 3 tane tabak olur. Bottles diyor. Kaç tane şişe var? Sayalım hemen. Bir 11 var, bir de bira şişesi var. Evet, 2 tane var şişe. How many large dishes? Kaç tane büyük yemek tabağı var? Servis tabağı 1 tane var ortada. Kaç tane çatal var? 3 kişilik servis olduğuna göre arkadaşlar 3 tane de çatal var. Evet, burada on the table each person has a knife. Her kişinin, 3 kişilik bir masa arkadaşlar, her bir kişinin bir tane bıçağı var, bir tane çatalı var, fork and spoon ve kaşığı var. They each have a white hepsinin üçünde bile white ne olur? Beyaz. Bu ne ya? Ha, plate, tabak. Plate. Beyaz bir tabağı var. And ve kase var. Bowl. Çorba için. To drink, içecek olarak there is a bottle of, bir şişe, bottle of fizzy water, karbonatlı su var. And two glasses, 2 bardak şarap var. Wine. One red, bir tane kırmızı, and the other white, diğeri beyaz şarap. Plus, ayrıca a bottle of, a bottle of beer. Bir şişede bira var. There is also some, ayrıca masada ne var? Salt, tuz. And black pepper, karabiber. And little bottles diyeceğiz. Küçük şişe. Zeytinyağı veya yağ ve sirke var. Vinegar. Vinegar. Evet arkadaşlar, bu alıştırmamız da burada sona erdi. Dersimiz de sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.